16 Kasım, 22 Kasım boğa burçları nasılsınız? Umarım her şey size iyi ve keyifli gelecektir. Beklenmedik, beklediğiniz ne muradınız varsa bu hafta güzelliklerle gelecek ve bunun tadını güzel çıkartın istiyorum. Özellikle son zamanlarda devamlı güne sporla başlamak ya da daha erken uyanıp kendinizi enerjik olarak hazırlamak istiyorsunuz. Bu doğru bir karar. Vücudunuzun böyle bir enerjiye ihtiyacı vardı. Ve iş konularınızla alakalı çözümsüz ve kafanızı yorduğunuz bazı konular var. Ve bu konularla ilgili de konuşup ve bu olayı çözmek istiyorsunuz. Yani evet, bulunduğunuz noktanın bazı sistemsel ve problemli olaylar hepimizi bir tedirgin ediyor olabilir. Ama sizin bir zarar göreceğinizi görmüyorum, ama siz kendinizi güvende hissetmediğiniz için yöneticiniz ya da çevrenizdeki yetkililerinizle konuşmak istiyorsunuz, ama yerinizde bir sorun yok. İstiyorsanız konuşabilirsiniz. Özellikle de şöyle demişim, sağlık sektöründe çalışan ve işinizle alakalı bazı sıkıntılar ve sağlıkla ilgili yaşayacağınız problemlerden dolayı biraz işinize gitmekten uzak kalabilirsiniz. Ama sonrasında tekrar iş alanınıza sahip olacaksınız diye not almışım. Son zamanlarda da ortaklı iş ve yeni iş ortaklı iş yapmak isteyen boğa burçlarına bakıyorum şöyle. Evet, ortaklı süreçlerde doğru kararlar verdiğinizde huzursuz bir nokta yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok uzun süredir 7-8 yıllık ortaklı bir işiniz varsa bu ortaklı işinizi tek başınıza devam ettireceksiniz. Yeni ortaklı iş kurmak isteyen boğa burçlarında da bu doğru bir karar yapmanız gerekiyor ve zarar görmeyeceğinizi uyarı vermişim. Son zamanlarda da özellikle bulunduğunuz kalabalık iş kapınız, devamlı hareketli bir iş kapısında olan bazı boğa burçlarında da yükselme ve konumla alakalı noktada bir rahatlık söz konusu olarak uyarı vermişim. Ama bazı boğa burçlarına demişim ki, ya teraslı ya da balkonlu bir ev araştırıyorsunuz ve artık öyle bir ev alıp o düzenin içerisinde kendinize şık bir restorasyon yapıp o düzenin içerisinde yer almak istediğiniz gözüküyor. Evet, çok yakın noktada da hayal ettiğiniz ev enerjiniz sizin üzerinizde olacak diye sizin üzerinizde olacak, hayırlı olsun diyorum. En büyük sorununuz ne? İnsanları çok fazla kendi kontrolünüzde tutmaktan ve onlara ders vermekten ve çevrenizde kardeşiniz, aileniz anlamıyor. Artık bu tarz diyalogları hayatınızda geçirmek istemiyorsunuz. Aldıysa aldı, almadıysa ben artık bu işe karışmıyorum diyen boğa burçları var. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınız, kulak burun hassasiyetiniz olabilir değerli boğa burçları. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de satmak istediğiniz bir araç ve yerine bir araç alma gibi fikriniz var. Sanki bu hafta bunun net bir kararını verip aydınlığa kavuşacaksınız. Evlilik boğa burçlarında çocukla ilgili tedavi ya da çocuk kararı gündemde söz konusu olacak diye not almışım. Ve bazı boğa burç ilişkisi olmayan ve geçmişte ilişkisi bitmiş ve hala ondan umut bekliyorsanız onu unutun. Özellikle 22 Kasım itibariyle sizde yeni bir aşkın enerjisi hayatınıza geçmiş olacak. Bence biraz kendinize ilişkiler konusunda güvensizsiniz. Bunları toparlamanızı istiyorum. Mide asitlerinize de mutlaka dikkat edin. Yurt dışı ile alakalı yeni iş beklentisi olan boğa burçlarım, 22 Kasım ya da 27 Kasım itibariyle bu işlerinizle ilgili verimlilik noktanız olacak. Bence siz aslında ne istediğinizi biliyorsunuz ve sadece yer sağlam ve ben kendimi sağlamlaştırmak istediğim için paniklikleriniz var. Hiç endişe etmeyin. İşsiz boğa burçları için de güzel bir haftanın sevinci, ama Aralık ayı itibariyle işe başlayacaksınız. Bu anlaşmayı şimdiden yapmış olmanız keyif verecek size. Evet, haftalık burcumuz burada sona erdi. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Instagram'dan da akkayofficial ya da ikisi de benim sayfam. Astrolojiden ne haber? Günlük astroloji burçları ile ilgili, diğeri ritüellerle alakalı bir noktadır. Takip etmek isteyenler Instagram sayfamı da keşfe geçebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve mutluluk sizinle olsun.